Mısır'da bir mahkeme Müslüman Kardeşler Derneği ve şubelerinin bütün faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verdi. Kahire Mahkemesi derneğe ait taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulmasına da hükmetti. Ayrıca Müslüman Kardeşler Derneği'nin el konulan mal varlığını inceleyecek bir komite oluşturulmasına da karar verildi. Mısır'da askeri darbenin ardından belirlenen anayasa değişiklik komisyonu ise yeni anayasa taslağı çalışmalarına devam ediyor. Söz konusu değişiklik kısmi veya genel olabilir. Komitedeki genel görüşün anayasada genel bir değişiklik yapılması yönünde olduğunu size söyleyebilirim. It's for a total change of the constitution. İhvan Hukuk Komisyonu ise Müslüman Kardeşler Derneği'nin faaliyetlerinin yasaklanması kararının geçersiz ve kanun dışı olduğunu savundu. Mısır'ın demokratik seçimlerle iş başına gelen ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle devrilmesinin ardından Müslüman Kardeşlerin çok sayıda önde gelen ismi cezaevinde bulunuyor. Mursi'nin yeniden göreve getirilmesini isteyen Müslüman Kardeşler yanlıları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda yüzlerce kişi ölmüştü.